Euro Truck Simulator Multiplayer'dan herkese merhaba. Yeniçeriler Transport olarak bir konvoyumuzda da sizlerle birlikteyiz. Bugün Hanover'dan çıkıyoruz. Münih'e gideceğiz arkadaşlar. Keçi peyniri taşıyoruz. 15 tonluk yükümüz var. Yaklaşık 985 kilometrelik de yolculuğumuz olacak. Sizlere iyi seyirler. Arkadaşlarıma iyi konvoylar diliyorum. Arkasından çıkıyorum. Tamam, çık. Hayırlı abi, devam et abi. Ben de bayağı kinetik bir şeyim var. Hayırlı konvoylar abi. Eyvallah. 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 Ne oldu arkadaşlar? Biraz önce sesler oldukça çoktu ama kız çocuğu mu doğdu şimdi böyle birden sessizlik oldu? Verdinç abi, bugün acayip moralim bozuldu abi. Hayırdır bir bey? Abi direksiyon fiyatlarına bakıyordum abi. Evet. Şu G27'lerin fiyatlarına baktım ama pek umduğum gibi bir sonuç çıkmadı. 800, 900 değil mi başka? Hayal kırıklığı. Aynen. Ankara'da Ankara'da bakmışsın bir tane ama il dışı tercih edersen ben iki tane ilan gözüme çarptı. Biri Giresun, biri Antalya. Özellikle de o iki şehirden birisinde senin adına gidip bir bakabilecek, kontrol edebilecek birisi varsa almayı düşünebilirsin onları. Abi Giresun'u gördüm ya ama hani ben dokunmadan almak istemiyorum abi. Evet. Tamam. Ben de bir DFG almayı düşünüyorum. Ya Logitech G27 diyetinin dışına şey neydi, bir tane daha var ondan bir eski. User left your channel. Bir şey GT'ydi. Driving Force GT mi? Evet, aynen başkan. O daha uygun bence. Batuhan, mikrofonun ayarı varsa sesini biraz yükseltebilirsin. Sesin çok az geliyor. Mikrofonun ayarı yok başkan, kusura bakma ya. Şöyle bir sıkıntı var DFG'de. Vites olayı sıkıntı, artı bir de sanırım geri bildirimler G27'den birazcık daha sıkıntılı. Gürültü şikayeti var onunla biraz. Aynen. Dönerken yani Snoopy kullanıyorum. Snoopy'de bile daha az gürültü var, öyle söyleyeyim. Onun sesine göre ama tabii 900 derece. Bir tın sesi var. Şiş diye. Tarma sesi. O ses beni de ya. Kulaklık kullanırsanız çok da sorun değil ama kulaklık yoksa bayağı rahatsız eder. Gece oynayıcıları daha kötü bu durumda abi. Direksiyonu çok hızlı çevirdiğiniz zaman çıkıyor ses. Onun dışında bir de titreşimden kaynaklanan tıkırtı şeklinde sesler oluyor ama onu da eğer titreşim ayarlarını optimum bir düzey yakalayabilirseniz minimuma indirebiliyorsunuz. Ama yani en büyük eksiklik bence şey, aş vites olmaması yani. Atlanan yalnız o tıkırtı sesi normal araçlarda da var. Ya 29'da da var o tıkırtı sesi, o titreşimden kaynaklı oluyor. Şu an ben de aynı sesi alıyorum tıkırtıyı. Yok, gerçek arabalarda da var o, hani otobüslerde, kamyonlarda hızlı çevirdiğinizde o tıkırtı sesi geliyor. Başkan çok gittiniz mi? Ben 912'deyim, en arkadayım. Yetişirsin. 880 kilometre. Oo, Adnan abi ne yapıyorsun? Ben gördüm de 980'deyim şu an. 820'deyiz biz. Adnan abi,
ATS ben... konvoyunda değiliz abi, ETS'deyiz. Aynen abi. Ya kapı kaptırmışım kendimi ya. Abi yapıştıra gidiyoruz ya. Biz ATS'de yollar falan da daha müsait olunca kaptırıp gidiyoruz. Adnan abiyle de... Valla biz öndeki dörtlü pastada gittik abi. Evet. Arkayla aramızda 1 kilometre var. Şu an bizim önümüzde Alparslan abi var. Alparslan abi çok güzel yönetiyor konvoyu. Sabit sabit gidiyorsun. Of yetiştim. Ya 150-150 geliyorum. Bir saattir göremiyordum. Ekranın sağ üst köşesine baktın değil mi? Düştün mü diye. Aynen bir an şöyle taba bastım açıldı Allah'ım. Erdinç abi sen BPG'yi nereden almıştın? Ben Ankara'da ikinci el olarak aldım Burak. Fiyat olarak ne kadar almıştın? 450 idi ilan fiyatı, 400 liraya aldım. 11 ay garantisi vardı. Yani kendi direksiyonumdan dediğim gibi aşitesi olmaması ve işte hani o tıkırtılardan çok az rahatsız olma dışında bir memnuniyetsizliğim yok. Yani sürüş yönünden özellikle çok ben tereddüt ettim sıkıntı olur mu diye, ama 900 derece olması alt bir model olsa bile oyunu gayet zevkli hale getirdi benim için. Ya Ankara'ya geldiğimde ben de bir bakayım da alabilirsem alayım, orada görüp almam gerekiyor. İnşallah yani elimden gelen bir şey varsa yardımcı da olabilirim. Ben ilanları takip ediyorum o zamanlarımda ihtiyacım olmasa bile. Bilgim olmuş oluyor diye. Abi ben de Ankara'da var mı şu anda uygun bir direksiyon abi? Fiyat olarak aynı fiyat, 400 lira, ama hani cihaz garantisi olmamasına rağmen temiz diye düşündüğüm bir cihaz, ancak o şekilde var şu an. Fiyat neydi başkan aldığında? İsmim Erdinç benim. Fiyatı da 450 liraydı, 400 liraya aldım. 900 derece dönme etkisine mi sahip? Tabi Driving Force GT'lerin tamamı 900 derecedir zaten. Gayet iyi, güzel fiyatı almışsın başkan ya. Ben anlamıyorum sizi ya, nasıl direksiyonla oynuyorsunuz? Ben direksiyonu... Abi direksiyonsuz gider mi ya? Ya ben bir çeviriyorum sağa sol, Allah ne verdiyse darmaduman gidiyorum ya. Hangi direksiyon kullanıyorsun? Göktürk'ün 920'si mi ne, öyle bir şey. Bir türlü alışamadım. Abi direksiyonunda 90 derece olanı var, bir de 900 olanı var. Şimdi onu değişelim. Benimki mesela 90 derece, ayarlarını güzel tutturursan, yani 180 derece aslında da. Aynen, ayarlarını tutturursan gayet güzel oluyor yani, bir sıkıntısı yok. Ben Snoopy kullanıyorum. Tabii bir park ederken sorun, o zaman klavyeye geçmek zorunda kalıyoruz. Onun haricinde normal yolda giderken gayet de güzel bir sürüşü var. Yani rahatsız etmiyor beni. Abi normalde enteresan. Benim direksiyon Microsoft, hiç klavyeye geçemiyorum yani. Klavyeye geçtiğim zaman biraz da fazla döndürüyor. Yani Allah'a kadar gidiyordur. Yok abi, ben abi bilgisayarda klavye harici hiçbir şey kullanamıyorum. Alıyorum klavyeyi, bam bam bam, taktik maktik yok. Arkada var ya adamın biri, bir boydu Batuhan'a. Adam böyle 150 ile geldi yan yoldan. Batuhan nasıl devrilmedin orada? Karşıdan Rus geliyor böyle. Hangi Batuhan? Batuhan 18. En az. Peki. Valla bana kimse vurmadı başkan oyunda. Yok ya, Rotos kaptan gel. Karşıdan gelen var dikkat et. Ben gelmiş mi gördüm? Yani benim de kendime göre sırlarım var yani. Vay. Sefa. Işık. Erdinç abi bugün yorgunuz herhalde biraz. Ben bazen böyle suskunlaşıyorum.
Senin ayırabildiğin bütçe ne kadar bir bireye direksiyon için? 1 milyar abi. Yani 1000 liraya 920 miydi, 29 muydu? Onu da gördüm ama. Hani en azından bir üst model olması açısından o fiyata tercih edilebilir mi ama yine onun da temizliği konusunda ve işte senin de yurtdışından almak istememen konusunda tabii biraz problem olabilir. Abi bir de 29 çok renkli ya. Ya ben hoşuma gitmiyor yani. Çok sürüşlü üzerinde. Yok 920 var. Bunun şey olanı, daha çok sürüş için olanı. 920'yi tercih edebilirsin. Abi tuş olmaması kesinlikle daha bir dezavantaj bence. Hani çünkü o tuşları yani işine yarayan şeylere atabiliyorsun. Aynen, yanlışlıkla basman çok mümkün değil. Bende 29 var. Yani hiç yanlışlıkla bastığım bir tuş olmuyor. Hepsini de kullanıyorum. Gayet abi, iyi oluyor. Klavye elini götürmüyorsun. Ama üstü boyama kitabı gibi 29'un. Evet. Kırmızı, yeşil. Ya 920 de, modeli var renksiz olan, hani sizin gibi düşünenler için onu da şey yapmışlar. 920'de daha çok sürüş direksiyonuna benziyor. Ama şöyle bir arasındaki fark var. Birisi Xbox'a göre, birisi PlayStation. Hani bazen diyorsunuz ya ikisi arasında fark yok diye. İkisini ayıran en büyük özellik bu. Ben 920'yi de bilgisayarda çalışıyor diye biliyordum ama. Tabii bilgisayarda çalışıyor ama birisi bilgisayar Xbox, birisi PlayStation Xbox. Yani zaten PlayStation bilgisayar. Tuşlarına bakılınca zaten belli oluyor. Birisi 1 2 3 diye çalışıyor. Birisi X. Aynen, 29 PlayStation, doğru diyor. Aynen. Bir bey, sen alacaktın değil mi direksiyon? Evet. Ya bak, bu tabii yine senin tercihindir ama ben yaşadığım şehir için örnek vereyim. Daha önceden çok buldum orada eşya. Bit pazarı gerçekten her şey var orada. Hani kutulu ürün bile bulabilirsin sıfır. Bak bu konuda çok ciddiyim. Çalıntı oluyor. Artık neresi olur? Olur ya. Daha önceden birkaç parça almıştım ona. Yani parça dediğim teknik aksan, elektronik parça. Gerçekten şu an sorunsuz çalışıyor, hala da kullanıyorum. Kutulu üründü yani. Yine senin tercihin ama bir bak yani oralara da. Ya da abi güvenemiyorsun ya. Yani içinden ne çıkacağı belli olmuyor, ben sana öyle söyleyeyim. Aç bak oradan yine senin, yani kutulu ürün almaya çalış. Tabii şey alma, öyle açık, sağda solda atılmış öyle ama kutulu, temiz. Ben çünkü aldığım için biliyorum. Direksiyon almadım da ben başka bir şey aldım. Ya ben de o dediğine niye yanaşmak istemedim? Bir arkadaşım vardı benim, yine G27 aldı dediğin şekilde. Yan sanayi bir G27. Abi G27'nin yazılımıyla oynamışlar. Ama bayağı sağlam oynamışlar. Yani debriyaja basınca direksiyon falan dönüyordu. Abi o nasıl yazılım? Dediğin gibi bir şansın değil. Ben ne aldım onu da söyleyeyim. Ben bisikletçiyim. Oradan şey aldım. Uzun rümen ışık diye bir şey aldım. Sonra kelebek gidon satın aldım. Hepsi bunların şey ürün, sıfır ürün yani. Nasıl desem, jelatinden hepsi ambalaj üstünde. Hala kullanıyorum yani bisikletimin şu an üstünde duruyor. Resmini çeker yollarım zaten. Hiçbir yerinde bir oynama bile yok şu an hani. Öyle led parçalarını falan tabi oradan alınabilir ama böyle bir şey için ne bileyim. Tercih etmiyorum yani. Aynen, paranı çöpe de atabilirsin. Tabii ben o riske girip denemiştim. Yaklaşık benim aldığım alışıyor işte. Oradan 60 lira bir şeydi. 60 lira bir pazar için bence yüksek bir şey. Benim için tabii. Hani orası için. Ama bir sorun çıkmadı hala. Kullanmıyorum. Abi biraz daha... Bilme, onu da bilmiyorum. Aslında. O konuda bir şey diyemem. Belki çalmışlardır. Ben onu aldım. O konuda bir şey değil mi? Ya, şans işi ya. Teknoloji. Yani. AliExpress'e bak istersen. Ben mi beklersin onu? Çok beklersin. Dolar yüksek yani. Şu an dolar yüksek. Bir şey almayın. 844 dolar olması lazım AliExpress'te. Bakmıştım. Artık AliExpress'e de güvenemiyoruz hep. Ya günlükte takılma olasılığı çok. Aynen. 150 lira AliExpress'te harcıyor. Size şöyle bir şey söyleyeyim. AliExpress'te mağazası olmayan firmaların, ya mesela diyelim Razer'ın hem var hem de Razer'ın onayı olmadan sattıkları malzemeler mesela replika olabiliyor. Yani ne demek replika? Orijinal değil. Yan sanayi tarzı. A kalite diye aynısı, geçiyor. A güzel. Kalite. Aynen öyle. Aynısı. Aynı özellikler. Demeyeyim de aynı özelliklerin daha birazcık daha kötüsü.
replika diye geçiyor. Yani AliExpress'e fazla güvenmeyin. Hem geç geliyor hem replika gönderiyorlar. Yani ona vereceğiniz paraya değmez. Ben şöyle söyleyeyim. Razer bir açıklama yapmıştı galiba. AliExpress'te satılan hiçbir ürün orijinal değildir diye. İşte AliExpress'te mağazası olan firmaların ürünlerini alabilirsiniz ama olmayan ürünleri, mesela Logitech varsa ya da olmayabilir, tam bilmiyorum. Ya pek güvenilmez AliExpress'e. Şöyle bakın söyleyeyim, işte, Logitech gibi bir firma bir mağaza açtığı zaman AliExpress'te ürün satmaz. Yani o da mantıklı bir cevap oldu. Ben baktım işte, mouse alacağım yeni bir tane, araştırıyorum arada. Flamer diye bir grupta takılıyorum şu sıralar. Adamlar bayağı yardımcı oluyor bu konuda. Adam, ya buldum bir tane AliExpress'te, çok ucuzdu. Ya normal fiyatına göre yarı yarıya gibi bir şeydi. Zaten bir enayilik olduğunu anlamıştım. Ama gene de bir danışmak istedim, belki de indirim falan yapmış diye düşünmüştüm. Öyle dediler yani, replika olma olasılığı çokmuş. Alırsınız ama orijinaliyle aynı optimizasyonu vermez dedi. Sadece... Şey biliyor musun? Türk malı MotoSpeed. Belki duymuşsundur. Efendim? MotoSpeed diye bir klavye var, mekanik. Bildiğim kadarıyla evet. Sadece AliExpress tutuyor ama Türk malı diye geçiyor. Bilmiyorum yine ne kadar doğru. O da 150 liraya da bayağı bir fonksiyonu var onda. Bakabilirsin klavyesi, faresi olan hepsi içinde. Anladım. Ya benim zaten şu an Logitech setim var. Ama işte seti bozmayı planlıyorum ya. Artık bir de işime yaramıyor. Galiba ben Bursa'da yaşamıyorum da oraya bir işim düşmüştü. Neredeydi galiba? Bu otogarın orada büyük bir şey var ya, AVM mağaza. Orada böyle kitapçı mı desem, elektronik ürün satan bir yerde bir mouse vardı. Gerçekten çok güzeldi. Eğer onu hani bulabilirsem atarım sana linkini. Gerçekten çok iyi bir mouse'tu da hani fiyatı falan biraz yüksekti. Yeni gördüm. MotoSpeak diye bir marka var. Az önce bundan bahsetmiştik sen zaten. peki... Az önce bir olay oldu da sahibisinin ufak bir şey. O yüzden oraya daldım. Dinleyemedim. Peki, ucuz direksiyonlardan en iyi hangisi? Mesela 500 ile 250 arası. Abi 500'e... Driving Force GT abi. Aynen. Hiç şaşma hiç. Sıfır olsun biraz da işimi görsün diyorsanız da Snoopy V5H. Onu da ayarlarını tutturmak gerekiyor. Her oyun olmuyor. ETS için kullanılabilir ama. Ondan Need for Speed falan oynanıyor yani en rahat. Yok, ben sadece en rahat rally oyunları oynanıyor bu direksiyonlu. 180 derece olduğu için hani rally direksiyonlarına çok uyumlu oluyor. ETS'de ise ayarları tutturursan park etme dışında normal fonksiyonları çok rahat bir şekilde şey yapabiliyor, işlevini tamamlayabiliyor sıkıntı olmadan. Yok, ben sadece sürüş için alacağım yani, Euro Truck için alacağım sadece. Ya bu alınabilir yani, çok büyük bir şey beklenmemesi lazım. 200 liralık 150 liralık bir direksiyon sonuçta. Yani beklenti az olursa sunduğu şey fiyat performans olarak bence ayarları tutturunca gayet iyi. Yok beklentim az. Sadece yani sürüş için biraz daha iyi olsun yani. Klavyeden bıktım çünkü. Aynen, ayar olarak tutturmakta da çok bir şey yok. Zaten internette çok rahat her tarafta bunun videosu var. O ayarları da tutturabiliyorsun. Normal düz yolda giderken hiçbir sorun yaşamadan, tuşları atamada çok büyük sorun yaşamadan rahat bir şekilde kullanabiliyorsun. Zaten yeterince de tuş var üzerinde. Driving Force GT nasıl peki? Yani o çok daha iyi tabii, o üst düzey buna göre. Yani o aslında üst düzeylerin en alt direksiyonu, 900 derece. Bu 180 derece, onda direkt tır kullanıyormuş hissini alırsın 900 derece. Peki. Ya bak mesela 180'de direksiyonu yarım çeviriyorsun konsolunu, oyun neredeyse tam tur döndü direksiyonu. Yok bende öyle değil, onu ben ayarladım. Onda sıkıntı olmuyor mesela. 180 derece dönecek açı kadar direksiyon öyle dönüyor. Öbür türlü dönmede de kilitleniyor direksiyon. Tam tur için sadece durduğunda dönüyor sadece, öyle söyleyeyim. Bende şu anda bir direksiyon var Snoopy'nin. Hani mavi kenarlı var ya. Aynen, bunun bir altı sanırım. İsmini bilmiyorum. Şu an yukarıda duruyor. 180 o da. Yani
değmez ya, paranıza değmez, öyle söyleyeyim. Yok zaten yani benim aklımda... Hiç yoktan iyi ama, şöyle, öyle söyleyeyim. Aynen, aynen. Traffic Force GT var aslında aklımda, yani gerçekten güzel bir direksiyon, kaliteli. Şöyle söyleyeyim, neden değmez? Ben ETS'de ayarlarını ayarlayamadım. Yani direksiyonu ufak bir çevirdiğim zaman direksiyon tamamen dönüyordu. Ben de biraz sinirlendim, kaldırdım, attım. Turdan sonra ben sana yardımcı olurum sabah. Tamamdır. O tam şey için değil mi? PSX için, Klasimide. Bendeki normal bu şeydekiler gibi. PlayStation 3'ün el kumandaları var ya, onlarla. Vallahi enteresansınız ya. Uçak joyist diye PlayStation kolu. Vallahi fareyle oynayanlara ben anlam veremiyorum. Nasıl oynuyorlar fareyle? Abi oynanmaz ya, direksiyon dışında. Yok, fareyle de oynanmıyor. Ya fareyle oynayanlar var, ben onu anlayamıyorum. İstiyorsanız fareyle ben oynuyorum. Yani G29'dan daha iyi kullanılıyor şahsen. Vallahi ben fareyle oynuyorum. Abi ya ben denedim, Allah'a kadar gidiyor yani, hiç gerek yok abi. Farede abi, siz ileriye gitmek için klavyeden W'ye basıyorsunuz. Ben direkt farenin sol tıkıyla yapıyorum. Aynen. Sol tıka basınca direkt gidiyor. Sağ tıkta fren. Bu kamera ayarları. Kamera ayarları yine klavyeden, sol elle buluyor. Ya abi, bizde de W gaz, S fren. Ne farkı var abi? Klavyede en azından hepsi elinin altında oluyor. Bak ben de nasıl bir... Ben mouse'da kullanıyorum. Gaz, hadi, hadi. Sol tık, fren, orta tuş var ya yuvarlak. Ona koydum. Sağda da sağ basılı tutup şey, kabinde kapanı çeviriyorsun. Sonra iki tane tuşu var burada. Bu makro tur şey, makro mouse gibi bir şey. Üst tarafa şey vites yükseltme, alt tarafa nasıl diyeyim lan? Vites düşürme. Aynen. Öyle çok güzel oluyor ama. Kilometre 350. Ne yaptın abi? Yetiştik 470. Yetiştik. Abi 60 gitsen. 60'a düşür. Bekleyelim mi? 60'a düşür abi bazı. La bence bekleyelim abi. Bizim önümüzdekiler biraz hızdan haber mi? 60. Ben de diyorum Adnan abi nerede çıktım acaba diyorum. Alparslan'ı geçiyorum. Konvoy bitti gibi oluyor. Adnan abi kaptırmış gitmiş. Valla biz 100 gittik Erdinç abi ya. Diyorum herhalde konvoyun başı. İlk attırmışsın, hiç farkında değilim ya. Şurada yakettim. Benim internet gitti ya. Beyler kusura bakmayın orada. Önemli değil ya, yol hali yani. Yola çıkınca her şey olur arkadaşlar. O yüzden diyorum hani. Benim fare çıktı arkadan. Fare dediniz, benim fare çıktı. Yok artık ya. Eray 17 kimdi? O fare çıkmış. Benim. Abi bitirdin bizi be. Vallahi fareyi bitirdim. Tren geliyor, tren geliyor. Fareyi takıyorum, dönmüyor yalnız. Bu şey yapan var mı? Bir tane YouTube'da video izlemiştim. Bu dönen sandalyeler var ya. Belki biliyorsunuz, küçük. Ha, aynen, adam mouse'u tutturuyor. Kaydıra kaydıra oynuyor onda. Hem de çok iyi yapmış hani. Aslında yapıldı de. Da yerde mi oynayacaksın eğil? Ya da şey yapacak, evine kabin getirecek. Var ya öyle videolar. Ya da ne uğraşıyorsun, git 40 milyar atır var. Gerçek transfer. O dediğin kabin olayda sana 20'ye patlar, 2 katını ver. Azıcık yavaşsanız da ben yetişsem olur mu? Bana çok hızlı gitmiyoruz, yetişirsin. Tamam. Konvoy durdu zaten. Tren geçiyordu, durdu, yetişirsin basarsan. Şu an herkes de açık mı, yoksa kapalı olan var mı? Ben önde de şu kapalı. Şu an açık. Açık olan da bekliyor, kapalı olan da bekliyor arkadaşlar. Alparslan abi. Efendim. Abi bu direksiyon denemesi vardı ya benim. Hani direksiyon takmıştım ben. Gerçek birebir gerçek direksiyonu takmıştım. Onu bugün bir daha inceledik arkadaşlar. O yarış oyunu oynuyordu gerçi.
O şeyin arkasında mıknatıs varmış. Mıknatıs olmayan bir direksiyon aldı. O denedi mesela, direkt böyle hani taktı, o oldu. Ben de aynısını yarın yapmayı düşünüyorum. Bugün pek vakit olmadı. Ama mıknatıs bozuyormuş işi galiba. Olabilir miyim? Kenan abi geçmeye çalışsan bile arada kalırsın işte ya. Kapışak mı abi? Hadi bakalım. Kapışmak seni ana abi yetiştirdim. 432 tıra yolu abi. Arkaya yetiştim. Anam gitmiyor. Nerede canım? Azıcık ile yaptım bu. Abi. Ben saymam, ben kazandım. Bağırsana gelmeyin. Kaza var, gelmeyin beyler diye. Adam hileyle hurdayla geçti ya. Gördün Burhan mi? Gelsin, Burhan gelsin. Gel hele gel. Gel hele gel. Sen onu konvoy başlamadan Adnan abiye mi söyledin? Ne yaptın ya? Adnan abi vallahi bırakın gelsin gibi gitmiş ya. Otobanda bekliyorum. Tamam abi. Adamsın abi vallahi, görmedim. Konvoy çıktı, seni bir daha görmedim. Ben de ilk defa böyle rahat bir sürüş yaptım ha, yoksa imkanı yoktu. Resul, sen tehlikeli adamsın Resul. Anam. Yani bir aynacık ne olacak? Sıkan yanında aynası kim bilir? Sıkıntı yok. Alırız yenisi. Arabada iki tane navigasyon var. Tam yurt dışı arabası olmuş ya. Bu multiplayer'da mod falan kullanamıyoruz değil mi? Kullanabiliyoruz ancak multiplayer Türkiye'deki modları kullanabiliyoruz. Ha, bir motor modu var. Bir de dorsal. İstiyorsan konvoy sonunda atayım sana siteyi. Bak, istediğimi indir. Olabilir. Öyle bazen sıkılabiliyor insan, farklı şeyler de denemek gerekiyor. Bana da bir yardımcı olursanız indirme konusunda konvoydan sonra. Niye durduk biz? Gene mi tren var? Abi bu Oğuzhan 18'de acayip var ya. Ne kadar var mesela? Abi sürekli duruyor önümde. Çarpıyorum arada bir. O zaman ne kadar mesafen var ona? Abi uzak tutmaya çalışıyorum da. Oğuzhan 18 mi? Ozan 18 mi? Mert 17. Oğuzhan. Tamam. Yok ya, Oğuzhan güzel gidiyor. Aynen. Kardeşim kusura bakma, önüne geçtim ama. Enes özürümü dileyim, sıkıntı olmasın. Yani. Abi benim arkamdakiler çok iyi ya. Ben gitmem ya Enes'in arkasından geçin diye. Bir acayip gidiyorum. Benim Adnan abi arkamdaki sen... takım çok güzel. Adnan abi kaç kilometredesin? Efendim 277 de bekliyorum. Tamam abi. Beyler sollama yapma ya. Abi sen uzay gemisi mi sürüyorsun? Nereye gittin öyle? Yılların tecrübesi arkadaşlar, olsun akıllar ya. Vallahi ben Adnan abiye yetişeceğim diye arabayı yan yattığını hissettim, son anda toparladım. Efendim? Bende takılma var mı? Vardı, kaçtım işte, gördün ya. Hadi ya, oğlum Adnan bir şey abi. Oldu interneti ya. Nazar değdirdiniz lan. Adnan abi. İkimiz de aynı ya. Abi senin meslek neydi abi? Aşçı. Abi bu o maç diye bir yemek var biliyor musun? Kırkale. Bizim koyun meşhur ekmeği ama bilmiyorum artık. Ne var anlamadım. O maç. Yumurtayla yufka ekmeği pişirip sonra gel onu yufka ekmekle yiyoruz. Beyler, Kastamonu'da da var abi ya. Duymadım. Kastamonu diyen kim? Ben. Botan. Neresinden? Azdavay. Şempazar.
Hemşerimi buldum ya. Ben de buldum hemşerimi. Antalya'da kaç kişi hemşerisini buldun? Ben varım Antalya'da. Antalya'da nasıl olan yok mu ya? Merkezden. İsim neydi abi? Sezer. Sezer. Tamam abi. Ben de şeyden, İbra'da. Ha, kar yağan yerdesin sen o zaman. Aynen. Yaz kış yağıyor maşallah. Burası nasıl Antalya desene abi? Az var ya, Torosların tepesinde. Haberlere sürekli çıkıyor, Antalya'ya kar yağıyor, kar yağıyor diyor. Bakıyoruz bir şey yok. Ondan sonra İbra'da da yağdı diyorlar. Bir de Elmalı mı? Öyle bir şey vardı. Aynen, Elmalı var bir de. Orası da yüksekte kalıyor. Bizimkilerde yörüklük var ama. Benim kayınpeder de Gündoğmuşlu. Orada da aynı şekilde kar yağıyor. Yazık. Şey, kışım pardon. Abi Gündoğmuş yaz kış çok fena bir yer ya. Kastamonu olan ya. Kastamonu iyi bilir abi, başka bir şey demem. Ben Kastamonu'da askerlik yaptım, hiç de sevmedim. Devam et, dur. Alparslan. Sen... Efendim abi. Adnan abi yalnız değil burada bak, Sezer. Aman Bilal. Abi ne yapıyorsun? Kim? Arada Aman Kenan. Bak bu arkadaşları not alın, bir dahaki save'lerde bu arkadaşların Aga, tırlarını sıra bakma. 100 beygir düşük Takıldım yapın. Biraz. Böyle olmaz. Abi ben Adnan abiye yetişeceğim diye araban yan yattı ya. Yan yattığını hissettim dedim, tamam gitti araba. Sollama yapmayın böyle, sollama yapınca kaza oluyor. İlk defa böyle rahat bir araç sürdüm ya. İstanbul'da kar yağıyor mu? Aynen, gece... atıştırıyor. Gece yarısı olacak dediler ama. Ben görmedim, bizim burada yağmıyor. Eyüp tarafından. Şimdi Erdinç abi, siz trafiğe takıldığınız için siz yavaş gelebilirsiniz. Ben önüm boş, arkam boş. Otomatikmen bastım yani. Evet. Devam edin beyler. Durmayın. Ozan, şu kavşağa geçelim, ileride bekleyelim, olmaz mı? Peki. Burada şimdi konvoy dahil olurken bayağı sıkıntı yaşarız, kaza. Barış abi, AFK mısın? AFK'lar geliyor. Devam et, devam et. Bekleyin. Devam et, telefonunuz. Tamamdır. Kenan, burada mısın? Evet canım. Reis, yolu görebiliyor musun? Evet. Niye? Lambalar kapalı da. Ne? Ben de şey ya, trafik düşükte ya. Herhalde ondan. Ben de denedim lambalar kapalı nasıl gidiliyor diye de. Hiç gidemedim. Arkadakinin uzunları açması gerekiyor. Uzunlar açmayın, milleti rahatsız etmeyin, ondan sonra kör gibi gidiyor millet. Sizde karanlık mı yol? Bayağı. Evet, hava ama ayarını açmayın. Bizde değil, bizde de herhalde kar modu var, kar modu var. Zifiri karanlık. Abi ayarlardan parlaklığı açınca şey, lambasız kullanılıyor. Gerek yok abi, direkt gama ayarını şey yaparsınız, kapatırsınız. Yok, mesela bak videoyu izleyin, bu saatte 7'yi 12 geçiyor şu an. Bende neredeyse 1 gibi yani, hava günlük güneş. Aynen, ben de gece 1 gibi. Yo, gündüz 1 gibi. Bizde gece gece. Bizde gece. Abi fark etmiyor ya, ama şey oldu ya. 12 saat zaman dilimi var. Öyle olmaması lazım ama ya. Sen de hava şu an ne durumda abi? Kapkayalım. Bende kar modu kapalı, güneşli. Bizde açık herhalde, ondan olabilir. Aynen. Olabilir. Abi bir de bir kamerasında daha da karanlık gösteriyor. İki kamerasına geçerseniz göreceksiniz. Abi şöyle söyleyeyim. Önümdeki arkadaş lambaları kapattı. Benim kısalar yandığı halde onu göremiyorum o
siyahlıktan. Allah Allah. Oyunda ama galiba sanırsam oyunda kısaları daha da kısaltmışlar. Kısaları kısaltmışlar. Ha şey, evet. Aydınlatma mesafesi. Aa aşağı evet, beni görebiliyor musun? Arkana bak. Görüyorum çok net. Allah Allah. Ya ben de bak ne diyorum sana, öğle saati gibi güneşli yani. Hiç en ufak böyle bir şey yok. Gölge yok ya. Yani. Abi sen o zaman içi aydınlattır. Nasıl içi? Yo dışarıdan da çek. Abi dediğin gibi o bütün bilgisayarlara göre değişiyor. Aynen. Ben... Nereden bağlandığına göre de değişiyormuş. Ben multide herkesin aynı diye biliyorum şeyi ama yanlış biliyor da olabilirim. Dur be hemen hangi Eray ülkenin hava durumu nasıl? Ona göre değişebiliyormuş. Ben de hava bildiğin öyle aktı yani. Aynen, aynı öyle. Şehirde olduğumuz zaman fark ediyormuş. Ben de gece bir gibi onda öğlenmiş. Evet. Kafayı yedi bu oyun. Uzunları açıyor İsmail. Adnan abi sende ne durum? Gecede misin, gündüzde misin abi? Gecede. Abi bir de gece böyle gidiyorsan artık gündüz ne yapacaktık bilmiyorum ya. Yani. Abi biz bir Fransa konvoyu yaptık. Göktürk, Veysel, işte diğer arkadaşlar hepsini sayamayacağım. Ya gece karanlık, direksiyondaki tuşa da şeyi atamayı unutmuş muyum? Uzunları. Evet. Abi selektörle bir yere kadar gittim, ondan sonra ben yolu kaçırdım, başka bir yola girmişim. Vallahi. Devam et. Öndeki devam et. Anca moladan molaya ben kendimi ışınlıyorum, onların yanına atıyorum. Biraz ileriye gidiyoruz. Fransa'da iyice karanlık. Aydınlatma falan çok az yollarda. Bende şey var diye. Oyun bozuk diye atlasana abi, devam ettirsen. Ya Enes, ben seni yeni fark ettim burada olduğunu. Nasılsın? İyiyim vallahi yani Adnan abiye takılacağım diye. Enes ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Ne olsun abi ya. Counterbase'de artık Eurotrack'a sardım. Ya gel arada böyle iyi olur ya. Yalan her gece GTA 5 oynuyor. Serdar burada abi, mıydın lan? Ahmet abi aşırı derecede buradayım. Sıkıntılısın abi. Akşam devam kanka. Gel abi. Aynen sabaha kadar. Yok yarın sınav var. Birkaç sen biliyorsun bana fark etmez. Reis bu sefer pasifiyi bitiriyoruz. Neyse konuyu dağıtma. Yo yo iyi güzel konu devam edelim. Agi abi geldi diyor. Şerefsiz diyor sendeki o araba ne lan öyle diyor. Dedim abi 2 milyoncuk diyorum. Diyor ki sabaha kadar bana görev yapacaksın diyor. Esir aldı beni kanka. Bittik artık Serdar. Yardım edeceksin değil mi kardeşim? Canım benim. Ederim. Serdar çağırır mı abi? Berkay nerede, o konvoyda yok. Konvoyun bitmesine kaç kilometre kaldı? 110. Arkadaşlar aynalardan arkadaki arkadaş gözükmüyor. Lambalarınızı yakarsanız iyi olur. En arkadan soldan gelenler var. Aynaları kontrol edelim. Nasıl yor böyle yılan gibi? Alttan sollama yasak diye var diyorsanız motor arızası veriyor diye soldan gidiyorum ben. Fark etmeseniz de kimse gide geçmiyorum bari. Enes geriden gelenler var ama soldaysan. Ben ufak bir sollama yaptım, kusura bakmayın, benzinliğe gidip mazot almam lazım, mazotu bitti arabanın. Buraya kadar dayanırsın, geçme kimse. Ter yavaş gidersen mazot yakmaz. Beni geçersiniz şimdi.
Sefer sen şöyle ortalara doğru geçsene. Bu arada şeyi öğrendim ben. Mazotta belki oluyordur diye. Boşta gidince mazot hiç yakmıyor. Gerçek hayattaki evet. gibi. Araba hızlandırıp bir boşa alıp mazotu idare edip kullanabiliyorsunuz. Gerçek hayatta benim, daha çok yakar boşta. Aynen abi yani öyle diyorlar. Hızlandırdığın zaman o boşta kullanacağım mazotu da kullanmış oluyor yani bir kârın yok. Boşta daha çok yakar diye duyuyorum biliyorum ben. Ne yok abi. Ozan beni bekler misin? Boşta çalışmaz. Peki tamam. Çıkıyorum zaten şimdi. Arka koptu ya. Benim arabada otomatik. Ben yıllarca manuel kullandım. Ben de çok boşa attım zamanında. Yakıttan tasarruf ediyoruz diye. Öyle söylediler. Kulaktan dolma. Hani biz de teknik bilgiye sahip olmadığımız için öyle devam ettik. Erdinç abi. Evet. Bu otomatiklerde boştan şeyi almak, sürekli boş alıp işte otomatiğe atmak falan sakıncalı mıdır, normal midir? Evet, yapmayın kesinlikle diyorlar. Şanzımanda zarara yol açıyormuş. Kesinlikle boşa almayın. Sadece aracın çekilmesi gerektiği zaman gibi böyle acil durumlarda boşa alınıyormuş. Ben de dedim yani, ben dedim hani boşa atmaya alışmışım bir de. Öyle dedim rahatsız oluyorum. Bir de bu triptanik dedikleri. Oyunda mı abicim bu? Yo gerçek hayatta. Ha dedim oyunda böyle bir şey mi var, ne ara gelmiş ya? Evet. Triptonik olduğu için hani gene manuel gibi alıp da böyle işte boşa çeksem falan kesinlikle dediler onu yapma. Zaten dediler sen ayağını gazdan çektiğin zaman boştaymış gibi yakıt yakmaz diyorlar ama nihayetinde araba çalışıyor yani minimumda olsa bir yakış oluyordur diye düşünüyorum. Fakat şey diyeceğim mesela yol bilgisayarı da öyle gösteriyor. Ayağımı gazdan çektiğim zaman yakıt anlık yakıt tüketimini sıfır olarak gösteriyor. Bilmiyorum hani işte bilgisi olan arkadaşlarsa belki beni aydınlatır. O manuel arabalarda da var Erdinç abi. Öyle mi? Yani o yakıt, aynen ha. Ayağını gazdan çektiğin anda yakıt tüketimi sıfıra düşer. Evet. Özellikle paylaşan dizellerde. Yani şu anlamda bana sıfıra şey düşmez. Gelmiyor. Yani olduğum yerde hareket etmeden arabayı çalıştırsam rölantide kışın özellikle soğuk diye kaloriferi açmak için arabam yakıt yakmıyor mu? Yakıyor abi. İşte sıfır. Abi. Ha sıfır diyor ya yani o bana böyle şey geliyor zaten. O hani, yalan abi sen ona. Bir evet, falan dese. Çalışıyor yani. Harcıyor. Yani o ben de onu diyorum. Nihayetinde o motor çalışıyor hani o anda. Yani. Hayır yoldayken de neden sıfır gösteriyor onu ben anlatayım abi. Yoldayken şimdi güç şanzımana biliyor. Şanzıman dişlere bindiği için arabanın kendi devrinde götürüyor onu. Hmm. Bir müddet götürüyor ama. Yani bir müddet sonra sen tabii gaza basıyorsun. Geri yakıt tüketim pompalara benzin pompalıyor veya mazot pompalıyor. Yani o yüzden hani ayağını gazdan çektiğin anda hızlıysan yakıt tüketimi sıfıra iner. Biraz bilgisayar yani aslında teknoloji yolu da önemli. Eski bir arabada değil de yeni modellerde özellikle gayet iyi tasarruf sağlatıyordur. Bu şimdi şeyler çıktı, start stoplar. Yani mesela kırmızı ışıkta durunca kendi kendine stop ediyor. Aynen, otomatik stop. Evet, sonra tekrar çalışıyor, devam ediyor yola. Mesela yine bu eskiden bizim boşa attığımız zamanlarda çok uzun süre beklemeyeceksen arabayı stop edip çalıştırma, ilk çalıştırmada daha çok yakıt harcıyorsun derlerdi. İlk maçta, aynen. Evet ilk maçta çok benzin gider, yakıt gider. Peki şimdi öyle olmuyor mu? Yani bakıyorum 5 saniye duruyor araba, stop ediyor, tekrar çalışıyor. O şey abi şimdi bu hani genelde yani bilgisayarlı dediğim hani son teknoloji arabalarda olduğu için o. Onlarda şöyle bir şey var, şu anda hani hibrit arabalarda da var. Küçük bir akü var onların. Ara, motor ve şanzıman bloğu arasında küçük bir akü var onlarda. Yani ne kadar diyeyim, bir şarj aletinin o kabin yeri var ya, oraya kadar. Evet. Şey var. Arabanın kendini otomatik çıkarttığında şeyde kırmızı ışıkta boşa aldığında stop ediyor. Fitesi tak, hareket etme, araba otomatik çalışır. Anladım. Böyle kalabalık olmamız da ne iyi. Eyvallah. Her konudan bir bileniniz çıkıyor.
User joined your channel. Sefa, Sefa hazırlayacak mısın? Şöyle güzel bir şey hazırla da. Aynen Sefa abi, hazırla da ben de geleyim. Aynen ya. Abi. Heves ettirdin bak o kadar. Daha yeni konvoydan çıktık, bir durun. Hemen değil. Yani o gece oldu. O şu anlık iş değil. Daha konvoy bitmedi, bir hele bir durun. Hele bir bismillah. Alparslan abi. Heyecan yaptık. Aynen. Kontağı da patladı. Telefona bir bakar mısın abi? Baktım. Baktım kardeş. Geçen haberlerde çıktı, bu trafikteki kazaların %60'ına sebep oluyormuş cep telefonuna bakmak. Sadece bakmak. Başıma geldi. Ben de benim de şu an öyle abi. Arabada telefon kullanmam. Durduğumuz evet. İçin dedim. Bakmam 18. Abi arabada sigara içmek, telefon kullanmak bunlar çok zararlı davranışlar yani. Radyo ile oynamak. Yok o pek şey değil. Zannetmiyorum, bilmiyorum da. Özellikle sigara hakikaten çok tehlikeli bir şey. Radyo ile oynamak şöyle bir şey. İçine gömülmeyeceksen oyna. Ama yoldan çıkıp da şey yaparsan hani. Bu yüzden dokunmatik tepleri yasaklanması daha mantıklı bence. Ya bazen görüyorum. Kadın müzik dinleyeceğim diye ışığa bakmıyor mesela. Full odak çalıyor, şarkı arıyor. Ama bayanların öyle bir sorunu var işte. Baktığımı bir kere bakıyorlar, daha hayatta kafalarını çıkartmıyorlar orada. Abi de abi onların saç düzeltme huyları dikiz aynalarından. Aynen abi. Ya kullanan... Şu saçımı da düzelteyim falan. Kullanan... Kullananı da var yani. Aynen ya, kullanan çok süper kullanıyor ben. Bayanların. Ona da hayret ediyorum. Ya, ama genelde var. Biraz sıkıntı var evet. Thomas Water süren var ya. Bana telefona bak diyen kimdi? Bende var. Ben bir kadın gördüm genelde. Telefonuna bak. Doğru böyle arabası gibi kullanıyor. Evet. Dorseleri mi bırakıyoruz abi? Arkadaşlar dorseleri F6 enter iptal ediyoruz. Benim de gördüğüm en enteresan bayan sürücü bu Dodge dediğimiz araçlar var ya, az 250 diye mi geçiyor onlar böyle kasa? Aynen, aynen. 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 Onunla yan yan gidiyordu yani. Hadi ya. Aynen öyle bak. Ankara'da. Yarın haberlere çıkmıştı. Scania kullanan sağlam kadın vardı. Yük kamyon onu görmedim ben de. Otobüs şoförü olan bayanlar var ya. Beyler. Fotoğraf almaya gerek yok. Yok hani böyle yolda canlı gördüğüm o anlamda hani televizyonda vesaire. Patroncan. Efendim. Avaş. TS'den çıkma lütfen. Efendim? TS'den çıkma. Tamam. Sadullah abi. Abi sesin bir hoş geliyor. Ben de çünkü. Aa, dışarıda kalan arkadaşlar biz de burada olduğumuz yerde F6 ile Dodge'ları iptal edelim, öyle girelim içeri. Evet arkadaşlar, konvoyumuzun sonuna geldik. Sizler de videomuzu izleyerek bizlere eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, aboneyseniz beğeni ve yorumlarınızla bizlere destek olmanızı dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Hepiniz hoşçakalın.